Sizleri bilmiyorum ama tork problemleri eskiden benim canımı çok sıkardı. Büyük ihtimalle torkun ne olduğunu ve nasıl hesaplamam gerektiğini bilmediğim için çok zorlanırdım. Bu yüzden bu videoda sizlere torku nasıl bulacağımızı göstermek istiyorum. Torku bulmanın bazı farklı yollarından ve nasıl düşünmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Böylelikle bir tork problemi çözerken kafanızın daha az karışacağına inanıyorum. En çok zorlandığım tork problemlerinde kuvvete hep açılı verirlerdi. Gelin bu tür problemleri nasıl çözebileceğimize birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz bu durumdaki 30 derecelik açıyla etki eden 10 Newton'luk kuvvetin oluşturduğu torku bulmaya çalışalım. Torku hesaplarken yapmamız gereken ilk şey eksenimizi belirlemek. Cismin üzerinde döneceği noktayı eksen olarak tanımlıyoruz. Mesela bu problemde cismin merkezi etrafında döndüğü söylensin diyelim. O zaman cismin merkezine eksen olarak kabul edebiliriz. Belki bu noktada çivi çakılmış bir tahta olabilir. Ya da otellerin veya alışveriş merkezlerinin girişinde bulunan döner kapıların kuş bakışı görünümü olabilir. Yani eksenimizi tam merkezde tutalım. Bunu bilmemiz önemli çünkü eğer bir kuvvet tork oluşturacaksa eksen haricinde başka bir noktaya etki etmesi gerekir. Başka bir deyişle eğer bu döner kapıyı tam merkezinden itmeye çalışırsak hiçbir şey olmaz ve kapı dönmez. Ama kuvveti daha uzak bir yerden uyguladığımız zaman uyguladığımız kuvvetten daha çok tork elde ederiz. Yani eksenden daha uzakta uygulanan kuvvet, eksene yakın bir noktada uygulanan kuvvete göre çok daha fazla tork oluşturur. Bu yüzden kapı kollarını kapıların kenarlarına doğru takarlar. Kapıyı menteşeye yakın bir yerden açmak çok zor olur. Denemediyseniz deneyin, gerçekten çok zorlanacaksınız. Şimdi eksenimizi de belirlediğimize göre ne kadarlık bir tork oluşturduğumuzu bulabiliriz. Torku bulmak için ilk olarak şunu diyebiliriz. Torkun F çarpı D veya F çarpı R olduğunu biliyoruz. Buna R de diyebiliriz. Burada R'nin eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya olan vektör olduğunu bilmemiz çok önemli. Yani bu durumda merkezdeki eksenden kuvvetin uygulandığı bu noktaya olan vektöre R demeliyiz. Burası R olur. Dikkat edin, R'nin her zaman bütün yarıçap olması gerekmiyor. Aynı şekilde cismin bütün uzunluğu olduğu anlamına da gelmiyor. R her zaman eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya kadar olan uzunluk. Aslında teknik olarak R bir vektör. Bunu konum vektörü olarak da düşünebilirsiniz. Ama unutmayın, her zaman eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya doğru olmalı, ters yönde değil. R'nin yönü eksene doğru değil, her zaman eksenden kuvvetin cisme etki ettiği noktaya doğru. Şimdi buna bir de değer verelim. Diyelim ki 10 Newton'luk kuvvet eksenden 2 metre uzaklıkta etki ediyor. Öyleyse artık torku bulabiliriz. Ama dikkat etmemiz gerek. Burada yapılabilecek bir hatayı söyleyeyim. Kuvvetimiz 10 Newton, R'de 2 metre. O zaman torkumuz 20 olur değil mi? 2 çarpı 10. Ama bu doğru olmaz. Çünkü bu kuvvet aslında toplam kuvveti temsil etmiyor. Torkun formülünü böyle yazdığımız zaman formüldeki kuvvet aslında R'ye dik olan kuvvet oluyor. Dolayısıyla bu kapı üzerine yalnızca kuvvetin R'ye dik olan bileşeni tork uygulayacak. R'ye paralel olan bileşeni herhangi bir tork oluşturamayacak ve bu aslında gayet mantıklı. Şimdi önce kuvvetin bileşenlerini çizeyim. Bu 10 Newton'luk kuvvetin bir bileşeni bu kuvvet olacak. Buna F paralel diyelim çünkü bu bileşen kuvvetin R'ye paralel olan bileşeni. R ile aynı doğrultuda ilerliyor. Aynı zamanda şöyle bir dik bileşeni daha olacak. Buna da F dik diyelim çünkü bu bileşen kuvvetin R vektörüne dik olan bileşeni. Kuvvetin yalnızca bu dik bileşeni bir tork uygulayacak ve bu gayet mantıklı. Bir şeyin dönmesini veya dönme yönünü değiştirmesini sağlayan kuvvete tork diyoruz. O halde bu 10 Newton'luk kuvvetin kapının dönmesini sağlayan bileşeni bu dik bileşeni olacak. Çünkü kapının dönmesini sağlamak için bu yönde itmemiz gerekir. Ekseni bu yönde çekersek kapı dönmez. Eğer bu döner kapıyı gelip de şu şekilde itip açmaya çalışırsak başarısız oluruz. Çünkü bu hareket kapının dönmesini sağlamaz. Benzer şekilde kapıyı şu şekilde çekersek de kapı dönmez. Bu R vektörüne dik bir şekilde kuvvet uygulamalıyız ki kapı dönebilsin. Başka bir deyişle kuvvetin yalnızca R'ye dik olan bileşenlere bir tork uygulayacak. Yani 10 Newton'luk bu kuvvetin yalnızca bu bileşeni tork oluşumuna katkıda bulunacak. Ve bunu bulabiliriz de. Bakın burası 30 derece ise iç ters açıdan burası da 30 derece olur. geometriden bunların aynı açı olacaklarını bulabiliyoruz. O zaman bu dik olan bileşeni şöyle hesaplayabiliriz. Dik bileşen 30 derecelik açının karşısındaki kenar. Öyleyse 10 Newton, hipotenüs 10 Newton olduğu için çarpı sinüs 30. 10 Newton çarpı sinüs 30 derecede 5 Newton eder. Böylece bu kapı üzerine bu 30 derece açılı 10 Newton'lu kuvvet tarafından etki eden torkun, kuvvetin dik bileşeni yani 5 Newton çarpı, burası da 2 metreydi, yani buradaki torkun 10 Newton metreye eşit olduğunu bulduk. Bu noktada torku sevmemenizi anlayabiliyorum. Çünkü 2 metrenin eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya olan uzaklık olduğunu, kuvvetin yalnızca dik bileşenini almamız gerektiğini ve dik bileşenin R vektörüne dik olan bileşen olduğunu aynı anda hatırlamamız gerekiyor. Ancak bunu yapmanın daha kolay bir yolu yok mu? Bu tür problemleri çözmek için aklımızda bu kadar bilgiyi tutmadan kullanabileceğimiz bir formül falan var mı ki? Evet, var. Kuvvetin bu bileşeni her zaman R'ye dik olan bileşen olması gerektiği için formülü yazarken bunu kullanabiliriz. Başka bir deyişle dik bileşeni bulmak için toplam kuvvetin büyüklüğü alırız. 10 Newton ve bunu R vektörü ile F vektörü arasındaki açının sinüsüyle çarparız. 5 Newton'u bulmak için de aynen böyle yaptık. O zaman bunu bir de toplam kuvvet çarpı sinüs teta olarak açık bir şekilde yazalım. Bu kuvvetin dik bileşeni olacak. Bunu da sonra R ile çarpacağız. F çarpı sinüs teta ile gösterdiğimiz şey aslında kuvvetin dik bileşeni. Ve bunu her zamanki gibi R ile çarpıyoruz. Çoğu ders kitabında bu formülü şu şekilde görürsünüz. Sinüs teta'yı genelde formülün sonuna atmayı severler. Bu sayede formül biraz daha düzgün gözükür. Yani eğer F çarpı R çarpı sinüs teta yaparsak bu sefer bütün 10 Newton'luk kuvveti formüldeki kuvvet yerine yazabiliriz. R yerine de 2 metre yazarız ve bu teta da kuvvetle R vektörü arasındaki açı olur. Ama burası çok önemli. Bu formülü kullanmak isterseniz bu açının her zaman kuvvet vektörü ile eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya olan R vektörü arasındaki açı olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Bu durumda da bu açı 30 dereceydi. Bu açıyı bazen çok kolay göremeyebiliyoruz. F ile R arasındaki açıyı nasıl hesaplamamız gerekiyor? Öncelikle F'in ve R'nin yönlerini belirlememiz gerekiyor. Bunu en kolay şöyle bulabiliriz. F vektörünü alırız ve R vektörüyle kuyruklarını üst üste getiririz. Ve o zaman aralarındaki açının ne olduğunu kolaylıkla bakabiliriz. Yani iç ters açı kullanarak aralarındaki açının 30 derece olduğunu görebiliyoruz. İşte açı olarak bu açıyı alıyoruz. Bir kuvvet tarafından oluşturulan torku bulmak için F vektörü ile R vektörü arasındaki bu açı ile ilgileniyoruz. Gelin bu formülü kullanalım. Formülü şöyle alıp başka bir örnek çözümünde kullanalım. Çünkü bu formüle alışabilmemiz ve korkmamamız için birkaç örnek çözmeliyiz. Bu yeni formülümüzü alalım. Tork eşittir FR sinüs teta ve şuraya koyalım. Diyelim ki bu noktaya bir kuvvet uygulanıyor olsun. Aynı zamanda bize bu mesafelerde verilsin. Ve bize bu 60 derecelik bir açıyla etki eden 20 Newton'luk kuvvetin oluşturacağı tork sorulsun. Bunun için formülümüzü kullanalım. Formüldeki F yerine bütün F'i koymalıyız. Yani F kuvvetini bileşenlerine ayırmamız gerekmiyor. F'in bütün 20 Newton'luk kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Bütün kuvvetin büyüklüğü çarpı R ama burada bize 3 farklı R verilmiş. Hangisini kullanmamız gerekiyor? Hatırlayalım. R'yi eksenden başlatmıştık. Bu durumda da eksenimiz yine merkezde. Merkezden kuvvetin uygulandığı yere olan vektöre R demiştik. Yani bu yönde olması gerekiyor. Dolayısıyla R'nin büyüklüğü 1 olacakmış. 3 veya 4 değil. Eğer size birçok sayı verilmişse dikkatli olmalısınız. Eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya giden vektörü seçmemiz gerekiyor. Yani vektörün büyüklüğünü bu şekilde 1 metre olarak bulduk. Ve bir de kuvvet vektörü ile R vektörü arasındaki açının sinüsünü bulmalıyız. Şimdi bunu bir düşünelim. Kuvvet şu yönde ilerliyor. Aşağıya ve sağa. R ise sola doğru. R ile F arasındaki gerçek açıyı bulmak için iki vektörün de kuyruklarını alıp üst üste getirelim. F vektörü sağa ve aşağıya, R de sola doğru olduğu için aralarındaki açı burası olmalı. Aslına bakarsanız bu açıyı birçok farklı yoldan bulabiliriz. Mesela burada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Eğer burası 60 derece ve burası da 90 derece ise o zaman burası da üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 30 derece olmalı. Burası 30, burası da 90 ise o zaman bu açı da 120 derece olur. Öyleyse kuvvet vektörü ile R vektörü arasındaki gerçek açı değeri olan 120 dereceyi formülde yerine yazabiliriz. Eğer açıya neden 120 dediğimizi kaçırdıysanız, çünkü 90 artı 30 120 eder. Yani R ile F arasındaki açı 90 derece artı 30 derece ise o zaman toplam açı 120 derece olur. Bu yüzden R ile F arasındaki açı yerine 120 derece yazdık. Ama şimdi bu size çok fazla yükmüş gibi gelebilir. Bunu hep böyle yapmak istemeyebilirsiniz. Sadece F vektörünü alıp F ile R arasındaki açıyı bulmak istemiş olabilirsiniz. Bunu her zaman taşımamız mı gerekiyor? Hayır, her zaman böyle yapmak zorunda değiliz. Teknik olarak iki vektör arasındaki açıyı kuyruklarını üst üste getirip buluyoruz. Ama başlarını üst üste getirince de aynı açıya ulaşabiliyoruz. Yani sadece buradaki açıya da bakabilirdik. Burada 60 derece olduğunu biliyorduk ve 180-60'ın 120 olacağını hesaplayabilirdik. Formüldeki açıyı bu şekilde de hesaplayabiliriz. Başka bir deyişle iki vektörün kuyruklarını her zaman üst üste getirmemiz gerekmiyor. Eğer iki vektörün de başları üst üste ise F vektörünün ve R vektörünün baş kısımları üst üste ise F vektörü ile R vektörü arasındaki açıyı bu şekilde de bulabiliriz. Bu da size aynı 120 derecelik açıyı verir. Peki, her şey tamamen yanlış giderse? 120 yazmak yerine soruda bize verilen 60 dereceyi yazarsak ne olur? Aslında yine doğru sonuca ulaşırsınız. Tork formülü bu konuda oldukça nazik. Çünkü 120 yerine sinüs 60 yazsak bile bize sinüs 120 ile aynı sonucu verir. Bu bir tesadüf değil. Çünkü buradaki açı F ile R arasındaki 120 derecelik açı. 60 derecelik bu açının bütünleyeni. Bunu bir düşünün. Buradaki noktadan buraya kadar olan doğru açının değeri 120 derece. Eğer burası 120 ise bu 60 derecelik açı 120 derecenin bütünleyeni durumunda oluyor. Çünkü ikisinin toplamı 180 derece olmak zorunda. İki bütünleyen açının sinüsü de bize aynı sonucu verir. Yani yukarıdaki formüle 60 derece de yazsak yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Uzun lafın kısası, iki vektör arasındaki açıyı kuyruklarının üst üste geldiği zamanki aralarındaki açı olarak tanımlamış olsak da başlarını üst üste getirdiğimiz zaman da bize aynı açıyı verir. Ve bu açının sinüsünü aldığımız için de birbirlerini bütünleyen açılardan herhangi birini kullanabiliriz. Yani F vektörünü R vektörü ile birleştirin. Bu iki açıdan birini bulun. Açılardan birini tork formülünde kullandığımız zaman doğru sonuca ulaşacaksınız. Toparlayacak olursak, bir kuvvetin oluşturduğu torku bulmak için kuvvetin dik bileşeni ile R vektörünün büyüklüğünü çarpmamız gerekiyor. R vektörünü eksenden kuvvetin uygulandığı noktaya doğru olduğunu kabul ediyoruz. Dik bileşen derken de R vektörüne dik olan bileşeni kastediyoruz. Veya F'in bütün F kuvvetinin büyüklüğünü temsil ettiği formülü de kullanabilirsiniz. R yine R vektörünün büyüklüğü olur. Teta ise kuyruk kuyruğa veya baş başa olan kuvvet vektörü ile R vektörü arasındaki açıyı temsil eder. Veya tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşit olduğu için F ile R arasındaki açının bütünleyenini de alabilirsiniz.